Merhaba arkadaşlar. Sazan TV ekranlarına hoş geldiniz. Başlar başlamaz hemen Tansel Altınel isimli arkadaşıma çok 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 teşekkür ediyorum. Tansel, ellerine sağlık Türkçe yama için. Ki kendisi galiba Silent Hill serisinin tamamını, yani birinci oyun hariç 2, 3, 4 ve bu 5. oyun hepsini Türkçe'ye çevirmiş. Tekrar teşekkür ediyorum. Oyun ayarları, alt yazılar açık, tamam. Kontroller, fare klavye, video 1440'ın çarçur, tamam. Yeni oyun dedim ya, niye kayıtlı oyun diyorsun? Ben daha önce bir en başına oynamıştım. Tamam. Yani bir toplasanız bir 15-20 dakikalık bir kısmını oynamıştım. Silent Hill Homecoming'in. Neden Silent Hill Homecoming'den başlıyorum? Niye birinci oyundan başlamıyorum? Birinci oyunun Türkçe yaması yok arkadaşlar, az önce dediğim gibi. O yüzden birinci oyundan başlamak istemedim. Çünkü hikayesi de olan bir oyun, size iyi derecede İngilizce bilmiyorum, o yüzden size düzgün çeviri yapamayacağım. Artı ilk oyun 1999'da çıktı ve grafik olarak çok eski. Tamam, çok güzel, çok kaliteli bir korku oyunu ama o grafiklerle bizi korkutabilir mi hala, ondan biraz şüpheliydim. İkinci oyundan başlamaya karar verdim. İkinci oyunu kurdum, Türkçe yamasını da kurdum. Yine Tansel arkadaşımızın çevirisiyle, fakat oyunu bir türlü kaydedemedim. Kayıt tuşuna basıyorum, hatta bir yarım saat kadar oynadım, anlattım. Sonra bir baktım, sadece bir saniye kaydetmiş, çıkmış yani. Kayıt programı onu kaydetmedi bir türlü. Ben de sinir oldum. benim de oynamadığım serinin 5. oyunu. Aslında ben 4. oyunu da oynamadım. Yani The Room'u da oynamadım. Onun da sadece en başına bir 20 dakikasına baktım. Ama son oyunu oynamaya karar verdim. Perşembe günleri bundan sonra korku oyunları günü olacak ve yeni serilerimizi perşembe günleri oynayacağız. Korku severler perşembe günleri yeni serilerimizi kaçırmasınlar. Oha, dışarıda olan olayları gördünüz mü bilmiyorum. Direkt aksiyonla başladık. Mouse, sol tuş. Tabi eski Silent Hill'lerde, Silent Hill 1 ve 2'de şey yoktu. Mouse kullanılmıyordu. 3'te galiba çıktı mouse kullanımı. Bu 5. oyun ve mouse klavye kontrolleri gayet güzel. İnşallah korkarız hep birlikte. Lan. Hani Allah, sen beni güldürdün, Allah da sizi güldürsün derler ya. Oyun beni korkutsun, Allah da sizi korkutmasın ama. Allah sizi gene güldürsün. Aç. O işaret herhalde mouse'un sol tuşu anlamına mı geliyor? Evet. Direkt akıl hastanesi gibi bir yerde, akıl hastanesi de değil, hani normal bir hastane de olabilir ama böyle absürt hastane gibi bir yerde başladık. Bakalım hayırlısı. Yerler kan. Ceketimizin cebinde kendimizi şöyle, FPS kamerasına geçiyor mouse'un orta tuşuna bastığınızda, çok ilginç. Kendimizi önden görebiliyor muyuz diye bir deneyeyim dedim ama yok. E'ye basılı tuttuğumuzda silah, radyo, envanter. F flashlight, güzel. Önceki oyunlarda flashlight'ın pili bitmiyordu diye hatırlıyorum. İnşallah öyledir. Bu kim? Josh. Aç. Açamıyoruz. Kapı kilidi, şu panel. Bunu kontrol ediyor. Bunda da şey var. Şifreli. Geri nasıl? Geriye mi tıklıyoruz? Hep aynı sembol çıkıyor. Şey yaptım.
Escape'e basınca çıkıyor doğal olarak. Aha, şifreyi buldum. Oda 205, hasta ortadan kayboldu. Bir dakika ya. En son dinlenme salonunda anlaşmazlık yaşadığı, ha, geri kalana okunmuyormuş. Sonraki geri nasıl geçiliyor? Neyse, ben escape'e basıyorum. Ama escape de çalışmıyor. Ha, çalıştı. Şurada bir şey var mı? Yok. İncele mi? Şurada bir yerde incele seçeneği çıktı. Over here de oraya gelemiyorum. Over here. İncele seçeneği nerede çıktı? Ha. Yok, aynı şeydi. Alexis, biz. Çocukla niye konuşmadık, ona seslenmedik? Personelin dikkatine. Güvenliğimiz bir şekilde aşıldı. Bir hasta güvenlik kapısının şifresini yazmak için bir X-ray filmi kullandı. İlk yarısını geri aldık ama ikinci yarısı halen kayıp. Eğer kayıp X-ray film parçasını bulursanız acilen güvenliğe haber veriniz. Anlaşıldı. Yani şifreyi iki parça halinde bulacağız. X-ray filmi, yani şu filmlerden bir tanesine, hangisine yazılmıştır? 624. Bunlara bakmıyor bile, direkt ortadakine bakıyor. 624, öbürü yok. Akciğerin sol lobu kayıp, onu bulacağız. 624 cepte. Bu ne? Aa, haritayı aldık. Güzel. Önceki Silent Hill'lerde olduğu gibi gittiği yerlerde gördüğü şeyleri haritanın üzerine kırmızı kalemle işaretliyor. Buradan mı gideceğiz? Cesetler. Lain. Nereden geldi o ses? Buradan mı? Bebek ağlaması. Lain. Dur daha dakika bir gol bir, hemen korkutmaya başlama. Bu ne ya, çocuk oyuncağı. Buraya nasıl geldi? Onu mu merak ediyorsun yani? Şu ne? Ha, evet, sağlık. Hasta pencereden atladı ve komşu odayı tahrip etti. Hasta... Hangi hastadan bahsediyorlar acaba? Üzerinden atla. Güzel. Şurada ne var? Su var ama içmiyor. Burada bir şey var. Ne? Savaş temelleri. Bugün nasıl... Bir silah elinize almak. Bir silah elinize almak için silah envanterinizi açın ve istediğiniz silah seçin. Nişan alma. Tamam. Nişan alma tuşu sağ tuş mu oluyor acaba? Neyse, onu öğreneceğiz. Ağır ataklar, kombolar. Bunların hepsini okuduk. Bunlar artık envanterimizde var. Aha! X-ray filmi al ama. Ama onun üzerindekini okuyamadık. Manter. Görevler. Hayır. Manter. Hangi tuş? Ha, manter Q. Şu.
Ha. Burada kullanılamaz. Nerede kullanacak onu? Yani şu taraftan aldık. Burası karanlık. Burada aydınlıkta bakalım diye şey ettim ama olmuyor demek ki. Kilit bozulmuş, bunu açamam. Çok da önemli değil. Buradan atlayabiliyoruz. Yerdeki kan lekesine bakıyor mu? Bakmıyor. Çıkalım. Başka kapı yok değil mi burada? Yok. Çıkalım. Şurada da bir kapı var. Ha, bu az önce arka taraftan dolaşıp geçtiğimiz kapı. Allah'ım. Zıpladım ya. Of. İyi ki kamerayla çekmiyorum. Burası bozuk. Ben buradan mı geldim? Ha, burada da. Ha, bunun yanına koyacağım. Pardon, Q. Altı 824 872. Ha, pardon ya, E'ye basıyorum. Bak ya. Ne yapmış yere? Domuz mu onlar, yok. Koyun mu, keçi mi, ne? Şu kapıda ne var? Hiçbir şey. Şurada ne var? Hiçbir şey. Burada. Bir tek burası var. İyi. Josh, stop! Oo, kapı kapandı. Korksak mı? Şuradan ses geliyor. Oo, hamam böcekleri. Yeni nesil hamam böceklerini Silent Hill'in yeni oyununun oynanabilir fragmanını izlediyseniz görmüşsünüzdür. Yeni nesil hamam böcekleri bayağı gerçekçi olmuş. Of. Yani gerçekten hamam böceği gibi görünüyorlar. Bunlar gerçek olmadığı belli sonuçta ama. Burada şey tıklıyor muydu? Bir şey diyor mu? Ölmüş olan olduğunu söylemek güç ama anlamak için etrafa takılmayı düşünmüyorum. Bence de düşünme. Şurada bir şey yok muydu? Yoktu. Şu işaretler kayıt noktalarıydı galiba. Evet. Ha, boş diyor. Daha önceden oynadığım kısmı görmemiş. Zaten bayağı oluyor ama oynayalı. Bunlara bakıyor mu? İşe yarar bir şey olduğunda işaret çıkıyor zaten. Bunlarda bir şey yok. Bunlara da baksak mı? Tuvalet. Kapalı. İçeride biri mi var? Evet, güzel soru. Orada kapalı orası. Eyvah eyvah. Değişmeye başladı. Eyvah eyvah. Silent Hill'in özelliğini biliyorsunuzdur arkadaşlar. Alarmlar, sirenler çalmaya başladıktan sonra her şey değişir. Klasik hemşire
Silent Hill hemşiresi. Eyvah. Oo. Öldüremedim. Ha, öldürdüm. Vay. Üstüne basıyor mu? Basmıyor. Boşluğa basınca eğiliyor. İyi. Güzel, kolay oldu. Oradan geçeceğiz. Her yer değişti. Eyvah eyvah. Bu kapıyı açmaz şimdi. Az önce gördüğümüz kilitli olan kapılar şu anda açık. Açık olan kapılar da şu anda kilitli olabilir. Evet. Buradan geçeceğiz. Eyvah eyvah. Bu oyun 2008'de çıkmıştı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Grafikleri hiç fena değil. Heh. Sağlık. Bunları açıyor mu? İçeride ne var? Hiçbir şey yok. Bu ne? Bu ne? Oo. Bu silah moduna geçti. Etkileşim artık. Ha, yine aynı tuş. Allah'ım, ne nasıl yerler ya. Allah, Allah'ım. Korkmam zannetmiştim ama hafiften tırsmıyor değilim yani. Şimdi bu kata bir... Aa, geri dönmüyor mu, dönüyor? Bu katı bir gidebileceğimiz her yere gidelim de. Ha, açmıyor. Burayı da açmıyor büyük ihtimalle. O zaman yukarı çıkacağız. Evet. Biz hangi kapıdan geldik? O kapıdan. Şu kapıyı açacak mıdır? Burayı da açmıyor. Tamam, demek ki. Hızlı koşma. Ha. Radyo, yakamıza taktığımız telsiz hışır diyor. O hışırtı sesi yakınlarda bir öcü böcü olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Eyvah. Gel. Bana hiç vurmadan bunları kesebilir miyim? Of, vallahi ikisini de kestim. Shift arkadaşlar. Shift'e bastığınızda dövüş moduna geçiyor. Tekrar bastığınızda normal moda geçiyor. Bu ceset ne? Öldü. Evet, öldü, belli. Televizyon. TV'nin kablosu takılabilir. Bile değil, bu nasıl mümkün olabilir? Yani işte böyle oyunlarda mümkün olabilir. Bir de Elm Sokağı'nda kabus serisinde mümkün olabilir. Başka da olamaz. Şuradan kesme. Ha. Mouse tık 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 tık. Oradan geçeceğiz belli ki ama. Başka, ben daha bu tarafa da bir bakacağım. Açıyor muyuz? Açmıyoruz. Bu kapıların çoğu sonradan açılacak arkadaşlar. Şimdilik açılmıyor. Evet. Yine saçma sapan bir yere geldik. Bu ne? O burada değil, o burada değil, o burada değil. Bence o burada. Buradaymış yani bir ara. O her neyse. Kayıtlı oyunlara ulaşılıyor. Şurada da kaydedelim.
Nightmare kabus diyor kayıt. Herhalde direkt böyle bir hastanede falan başladık. Böyle saçma sapan bir giriş oldu oyuna. Hakikaten kabus görüyoruz herhalde. Başka bir yerde uyanacağız ve normal hayatımızda farklı bir hayat yaşıyor olacağız diye umuyorum. Böyle mi devam edeceğiz? Belki de böyle devam edeceğiz. Hiçbir fikrim yok. Önümüzdeki bölümde göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar olsun. Biraz kısa bir bölüm oldu farkındayım ama ilk bölüm. Bundan sonraki bölümlerde şey yapacağız. Uzatırız bölüm sürelerini. Bu bölüm böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.